Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgını için oluşturduğu erişkin hasta tedavi rehberinde güncelleme yaparken, bundan böyle yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi düzenlenebileceğini açıkladı. Normalleşme Haziran-Temmuz 2020 süreci değerlendirme ve anket analizi sonuçlarını duyuran Ankara Tabip Odası, vaka sayısındaki artışla birlikte kentteki pandemi hastanelerinin servis ve yoğun bakım ünitelerinin %100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini belirtti. Öte yandan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de kentte zorunlu olmayan hasta yatışlarının ertelendiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP ve HDP'den farklı tutum aldığını söyleyerek, Sayın Akşener'in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır çağrısına İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Dikbayır, "Biz zaten evimizdeyiz, başkalarının kuyruğuna takılıp evin yolunu kaybedenler düşünsün" sözleriyle yanıt verdi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi tarafından temel haklar bakımından re'sen incelenmesini sağlayacaklarını belirterek, kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını sağlayacağız dedi. Ölüm oruçları süren avukatlarla ilgili yazılı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçlarının yaşanmayacağı bir ortam tesis edilmeli dedi. Ailesini arayıp tehdit edildiğini söyledikten bir gün sonra cansız bedeni bulunan Er Osman Özçalımlı'nın babası Ahmet Özçalımlı, "Benim oğlum düşmedi, öldürüldü, benim oğlumu infaz ettiler" diyerek askeriyede cinayetin üzerinin örtüldüğünü söyledi. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı 2020 Yardım ve Bağış Şeffaflık Endeksi raporunda Türkiye, 47 ülke arasından 45. olarak sondan 2. sırada yer aldı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Avukat Oya Özarslan, "İnsani yardım aracılığıyla yapılmış yolsuzluk herhalde yolsuzluk tiplerinin en aşağılayıcılarından biridir" ifadelerini kullandı.